dakika 37 artık. İlk yarıdan son 7 dakika. Bote 1 Fenerbahçe 0. Rıfor Özerte! Haydi Rıfor Özerte! Haydi Rıfor Özerte! Rıfor Özerte! Rıfor Özerte! Rıfor Özerte! Ara pasına Rıdvan atak yaptı, aldı ve Rıdvan gole gidiyor. Rıdvan gole gidiyor, mükemmel bir vuruş. Oğuz, Rıdvan hareketli, Oğuz. Oğuz bıraktı Rıdvan'a, offside yok. Rıdvan gole gidiyor ve gol! ...1962 yılında Aydın'ın Şirin ilçesi Nazilli'de dünyaya gelir. Spora atletizmle başlar. Ağabeylerinin desteğiyle de futbolcu olmaya karar verir. Türk futbol tarihinde futbol severlerin idolü olmuş efsane oyunculardan biri ve belki de efsaneler döneminin sonuncusuydu o. Topa alışı, çalım atışı, topa vuruşu, ani dalışları, ani duruşları, ani dönüşleri hep kendine özgüydü. Şeytan sözcüğü onun futbol dehasının inceliklerini anlatan bir sıfattı ve belki de bir tek onun adının yanında bu kadar sevimli duruyordu. Futbola tutkum benim çocuk yaşlarda başladı. İki abimde futbolcu, Murat abim var, bir yaş büyük, bir de büyük abimiz Ercüment abim vardı. O çok büyük bir oyuncu, Denizli Spor'da oynuyordu yıllarca. Tabii bizim dönemimizde, çocukluğumuzda aileler pek çocukların futbolcu olmasını istemiyordu. Hep okula doğru yönlendiriyorlardı. Ama benim annem, babam rahmetli oldu çünkü. Ben 12 yaşındayken rahmetli oldu. Annem aksine böyle çamaşırlarımızı, formalarımızı yıkar yıkar her gün top oynamamıza müsaade ederdi. Belki ailede futbolcu olmasından da bu kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla ilk lisansım 78'de çıktı söylediğim gibi. 2 yıl oynadım Sümerspor'da. Daha sonra 35 tane futbol topu karşılığında Muğla Spor'a transfer oldum. Hem Muğla Turgut Lisesi'nde eğitimi görüyorum, hem maçları oynuyorum derken sezonu bitirdik. Çok başarılı sezon geçirdik. İşte genç takım, amatör takım, hem şampiyon oldu hem profesyonel lige katılma. O zaman üçüncülük yoktu. Üçüncülük değil, direkt ikinciliğe çıkmıştık. Sonra beni Antalya Spor, ikincilikten Bolu Spor'da birincilikten istedi. Mayıs ayının sonunda Muğla Spor formasını giyerken bir baktım Temmuz'da Bolu Spor formasıyla maça çıktım. Ve Bolu Spor'da ilk maçımda Ali Samiyan Stadı'nda Fenerbahçe'de fikstür çekildi. Dönüyorum 2-3 ay önce, Allah'ım diyorum ya, bir amatör kümede oynayan bir oyuncu şimdi hayallerimin takımında karşı top oynayacağım. Maça çıktık. Büyük bir heyecanda çıktım ama müthiş oynadım. Ve şampiyonluğun birinci adayı Fenerbahçe'yle 1-1 beraber kaldık. Bütün sabah erkenden kalktım, zaten yine uyumadım, iyi oynadım diye. Sabah gazeteleri aldım. Ziya Şengül, Birol Peker, herkes benden bahsetti. Çok hoşuma gitti. Ama aynı anda da beni Ümit Milli Takım'a çağırdılar. O maçı oynar oynamaz Ümit Milli Takım'la o hafta Rusya'ya maça gittik. Uçakta da yanımda Rıza oturuyor bizim. Hayatımda da ilk kez o zaman uçağa biniyorum. Daha sonra ikinci hafta fikstür geri, ikinci deplasman yine Ali Samiyan Galatasaray. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir anda amatör kümeden hayallerini üstlediğin takımlara karşı top oynayacaksınız. O maçı biz 2-1 kaybettik. Golü de ben attım. Börç'ün zamanıydı Galatasaray'da. Tabii bu iki maç üst üste iyi oynayıp bir de gol atmak beni, güvenimi fazlalaştırdı. O sezon çok iyi bir sezon geçirdim. Ümit Milli Takım oyuncusu olarak geçirdim. Tabii burada Bolu'da gençlere önem verilmesinin de büyük avantajı oldu. Ben 2 yılımı doldurdum. 2 yıl sonra Beşiktaş Kulübü beni istedi. Beşiktaş Kulübü'yle 5 milyon lira yüzünden anlaşmadılar. 15 milyon lira Beşiktaş veriyor. 20 milyon lira Bolu Spor istiyor. Sonuçta bu transferim gerçekleşmedi. Aynı dönem Ankara Gücü istiyordu. Olmadı derken ben Bolu Spor'da kaldım. Atladım, tatile gittim Gökova'ya. Gökova'dayım, transferin son günü bir telefon geldi. İstanbul'a transfer oldum dediler. Şimdi İstanbul'a aklıma Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş geldi. O denizden çıkışım, denizdeydim çünkü, haber geldi zaman. Hemen duşumu alıp, uçak bile zaman nerede, hemen arabaya atladım İstanbul'a, Bolu Spor liderciyle buluşacağım. Bir baktım Sarıyer'deyiz. Sarıyer'e geldik. Önce bir şok oldum lan, Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Sarıyer. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki Sarıyer'e gelmişim. O kadar mutlu oldum ki,
4 sene top oynadım Sarıyer'de. Çok büyük avantajlar elde ettim. Neden? İstanbul'da yaşadım. İstanbul ortamına alıştım. Sarıyer'de çok değerli yöneticilerimiz vardı ve çok iyi bir takımımız vardı. Bütün takımlar ürklü bir takımdı. Çelebiş'ti, Mehmet Kalkavan'lı, Oğuz'lu, Engin'li, işte Sercan'lı. Müthiş bir takımımız vardı. Çok iyi bir yönetim kurulumuz vardı. Çok iyi halk vardı. Sarıyer'ler de çok sevdi. Biz de Sarıyer'i çok sevdik. Ve dolu dolu bir iki sene geçirdik. Ondan sonra Galatasaray transferi gündeme geldi. Alp Bey'in ofisinde görüştük. Sonra olmadı transfer. Derval vardı. Ben mukavelemi uzattım. Allah'ın nuru için Candan Taran'ın büyük emekleri oldu bizde. Neden benim için hayat önem taşıyan bir antrenördür? Ben orta saha oyuncusu iken rahmetli Candan Taran Sarıyer küme düşmemelerken antrenör oldu. İlk gün çağırdı. Seni dedi ben dikkatli izliyorum. Sen mükemmel bir forvet oyuncusun dedi. Asist özelliğin var. Tempon iyi. Çabuksun. Hocam hakikaten ben çocukluğumdan beri orta saha oynuyorum. Yok dedi forvet oynuyorsun dedi. Ve o gün forvet oynatmaya başladı ve öyle devam etti. Ondan sonra işte bitti dördüncü yılım. O zamanlar transfer yönetmelikleri böyle serbest kalmıyordunuz. Kulüpler iki yıl önceden yazıyordu şu kadar lira diye. Sonuçta biliyorsunuz Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken Fenerbahçe'ye transfer oldum. Galatasaray Fenerbahçe ortamında Ergun abiye verdiğim söz ve yerine getirememenin ezikliğini ve sıkıntısını hep yaşadım. O hayatımda yaptığım nadir hatalardan, insani hatalardan bir tanesidir. Ben her şeye rağmen Ergun abiyi de aradım açıkçası. Abi dedim böyle böyle bir durum var. Çok ciddi rakamlarla geliyorlar. Sen bilirsin dedi. Ondan sonra böylece transfer gerçekleşti. Tahsin Kaya'ydı başkan. O kulakları çınlasın. O da Fenerbahçeli olduk. İnsan olarak hata yaptım ama şimdi düşündüğüm zaman çok şükürler. Ben Fenerbahçeli gittiğim için pişman olmadım. Fenerbahçe'de futbol bıraktığım için hiç pişman oldum. Mutlu oldum. 88-89'da işte rekor kırılan senede çok iyi transferler yaptı kulübümüz. Schumacher geldi. Oğuz, Aykut, Serdar Turan, Hakan Tecimer, Küçük Şenol bizim, Ustömer, Ergin, şimdi hatırlayamadım arkadaşlarım olursa özür dilerim kendilerinden. Zaten Müjdat falan bizim oynuyordu orada. Çok iyi bir Necih abi bizim geldi. Mükemmel bir takım oluşturuldu. Daha sonra Hasan Gezir geldi. Hakikaten o sene çok enteresan bir seneydi. 103 gol attık, iddia ediyorum 103 tane de kaçırdık. Kazandık herhalde. Aynı duygularım en sayında bir daha yaşayacağım zannediyorum. 18 yıl geçmesine rağmen hala insanların aklında olmaz. Çünkü skor da enteresan bir skordu. Çok enteresan maç oldu. Topun başında Tanju. Tanju, Schumacher. Tanju vuruyor ve gol. Topu ortaya çıkartıyor Uğur. Vuruşla top ağlara gidiyor ve gol. Ceza sahası içine giriyor. Gol pozisyonu vuruşunu yapıyor. Top ağlara gidiyor ve gol. Ve gol değerli seyirciler. Tanju. Galatasaray 3, Fenerbahçe 0 gol Tanju. Ben antrenörün psikolog da olması gerektiğini orada anladım. Aykut'la bizim duşların orada oturduk ıslak betona. Dedim Aykut bombamız patladı rezil olduk. Çünkü biz 1-0 gerideyken maç çevirebilen bir takımken o günkü görüntümüzde Galatasaray bizi darmadağın etti. 5-6'ya gidiyor maç. Dedim ki rezil olduk Aykut. Sorma dedi rezil olduk derken Veselinovic geldi.
Gel bire çocuk derdi o bize. Bire çocuk yap dedi. Bire çocuk sen de kalk dedi şeye. Aykut'a takımı topladı. Bir nefes alın dedi. Aynen şu konuşmayı yaptı. Dedi ki ben sizi çok seviyorum ve çok güveniyorum. Ama dedi biz Türkiye Kupası finalinin yarı finalinde elendiğimizi düşünün dedi. Biz elendik. Galatasaray bizi yendi, tebrik ederiz dedi. Ama dedi ben bunlarla bir 45 dakikalık özel bir maç yapmak istiyorum dedi. Bu kupayı unutun dedi. Ama dedi lütfen background'unuzu unutmayın. Bu 45 dakika içinde bir tane gol atın 1-0 yenin dedi bize. Biz tabi kupayı bıraktık. Prestij maçına çıkın mesajını aldık. Hadi arkadaşlar dedik toparlayalım kendimizi derken. Tam kapıdan çıkarken aynı Vesunovic bir dakika dedi kapıyı kapatın dedi. Döndü bir gol atın dedi ilk 15 dakikada. 5 tane atacaksınız dedi. Lan ne oluyor dedik biz de filan. Fakat tabi Aykut'un müthiş bir gol oldu. Dakika bir ikinci yarı Aykut golü yaptı. Soyunma odasındaki konuşmalar geliyor kulağına. Biz de iyi takımız. Galatasaray'da şok oldu. Derken 3-2, 3-3, 4-3 yakaladık yani bir anda. Çok nadir yakalanacak bir olay. O gün biz 7-0 mağlup olsa hak ettiğimiz bir skordu ilk yarı itibariyle. Ama 4-3 yendiğiniz zaman çok mücadeleci bir maç oldu. Ve biz de tarihi bir skor elde ettik. Anlamlı bir maçı kazandık. Altay maçı İzmir'de 80 bin seyirci var. Sabah 10'da stat kapıları kapanmış. Derken bir anda 3-0 oldu maç. Ben de yılın golünü atmıştım. Jeneriklerde gösteren çok güzel bir gol atmıştım. Schumacher'den aldığım topla dribling Aykut'la 2-1 yaptım filan. Yılın golü olduğu için de benim için de anlamlı bir maçtı İzmir. Çok iyi oynadığım maçlardan bir tanesiydi o. Soldan hatta spiker İlker Yasin şu cümleyi kullandı. Sizde varsa koyun. Çok güzel Rıdvan. Hadi Rıdvan. Soldan ceza sahasına. Açmayandan fazla ortaya. Şut pozisyonu. Şut. Ve gol. Ve gol. Oğuz topu ağlara gönderiyor. Ama Oğuz kadar Rıdvan'ı da öpmek lazım. Ulan küt diye bir ses geldi. Meğerse Cumhuriyet muhabiriymiş herhalde abimiz. Düştüğünü gördüm sonra televizyonda. Herhalde burnu kırılmış. Ya kusura bakmasın ama ben orada pozisyonu takip ediyordum. O da pozisyonu takip ediyormuş ama olmadı. Ben çok şanslı bir oyuncuydum. Benim ihtiyacım olan oyuncularla oynadım. Çereviş diye muazzam bir oyuncu vardı. Araya çok iyi oynayabilen bir oyuncu ki ben bu ülkenin araya en iyi koşan ben oyuncularından bir tanesiydim. Daha sonra Fenerbahçe'ye gittiğimde Osman Denizci vardı ve Pesic vardı. Onlar da böyle pas yüzdesi yüksek oyunculardı ama Oğuz'u bir yakaladım. Oğuz müthiş. Öyle bir pas atardı ki savunma da bir şey yapamıyor, kaleci de bir şey yapamıyor. Ama mesela Avusturya maçında bir gol attım ben. Oğuz'un zamanı yok. Sol ayağına pas vermesi lazım. Offside'e düşeceğim. O biliyordu onu. Bıraktı bana önüme. Ben de offside'e düşmedim. Gol attım. Oğuz'la müthiş bir ikiliydik biz. Benim en büyük hatam özel hayatımla ilgili kesin değildi. Şuydu. Doktorlarım bana işte 4 ay oynama diyordu. Ben 3 ay sonra, 2 ay sonra oynuyordum. 6 ay oynama diyordu. Ben 2 ay sonra başlıyordum. İşte çabuk döndüğüm için sahaya sakatlıkların yükseliyordu ve 13 kez ameliyat oldum. Ondan sonra da işte milli takım Fenerbahçe'nin son yıllarını devam etti. Genç yaşta jübile kararı aldık. Hocam, Rıdvan Dinan bugün futbol oynasak nasıl bir futbolcu olurdu? Şu anki ligde düşündüğümüz zaman milli takım... Ben bu ligde oynamazdım onu söyleyeyim. Ben şimdi Barcelona'da oynuyordum veya Real Madrid'de oynuyordum. Onu söyleyeyim size. Ben kesin ikisinden birinde oynardım. İşim gereği de tarafsız olmak zorundayız. Biz hakikaten tarafsız olmaya çalışıyoruz yorum yaptığımız zaman. Antrenör olursam Fenerbahçe'ye karşı kazanmak da isterim. Onlar çok ayrı konu. Ama 62 doğumluyum yani 44 yaşındayım. 44 yıldır Fenerbahçeliyim. Ve Fenerbahçe'yi çok seviyorum hakikaten de. Onun başarıları beni oyuncuymuş gibi beni çok mutlu ediyor. Kulübümü çok seviyorum. Onun oynadığı takımı desteklesin desteklemesin. Herkes için büyük bir oyuncuydu o. Oynarken de bir türlü üstesinden gelemediği sakatlığı yüzünden yeşil sahalardan uzaklaştığında da hep zirvede yaşadı futbolu. Hala zirvede yaşayan ender efsanelerden biri o.